Yani pazartesi günü notları alacağım. Hiç kimse bir duymasın. Dur, ama bir şey söyleyeyim. Bir dur ya. Kimse duymasın. Pazartesi günü notları alacağım çok ya. Çok gizli. Çözeceğim ben. Hepsini ezberleyip çalışacağım. Bu ne? Bu ne? Tam ne başlamadık ki. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar canlarım. Hemen ilk önce ben kalbimi gönderiyorum ve öne geçiyorum. Ardından ben. Canlarım benim. Kabul edin kalbimi. Kabul edelim anne. Kabul edin kalbimi. Heyecandan ne söyledim biliyor muyum? Arkadaşlar bugün diğer kutili LOL Comedy Pop 1. dalga VS sürpriz bir bebek çalışması yapacağız. Ne oldu kesinlikle söylemeyeceğim. Sen bebeğini açarken aynı anda ben açacağım. Sen benim arkadaşlarım ne zannettin? Onlar o kadar zekiler ki bence anlamışlardır bile. Anladıysanız şu an ne anladıysanız yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Evet ipucu veriyorum arkadaşlarım. Veremezsin. Anladı onlar. Ya hayır buraya anladı. Arkadaşlar ben montaj yapabilirim buraya dığıt koyacağım. Lütfen hayır. Kusuruma bakmayın özür dilerim koymak zorundayım. Biliyorlar. Ya hatta, söyleme hatta ya. Hatta bu sablanızın... Arkadaşlar ben annemin bu söylediği kısımları dığıt koymak zorunda kaldım. Yani montajı ben yapacağım ve koyacağım çünkü söylememesini istiyorum. Ne anladıysanız şu anda yorumlara yazar mısınız? Sizce bu LOL topunun içinde hangi bebek var? Hem de nereden çıktı biliyor musunuz arkadaşlarım? Poyraz'ın itfaiye arabasının içinden çıktı. Yaramaz seni. Gerçekten de çok yaramaz ama çok da akıllı bir bebek. Ya. Ya her şey söyle. İsmini de söyle de bitsin yani o olsun. İsmi yani. VR Cutie. Hayır tabii ki de. Hadi VR Cutie buradan çıkacak eminim. Hadi başla anneciğim. Başlıyorum. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Kutunun içinde hala bir sürü LOL bebeğimiz var. Ama kocaman bir de belirsizlik var. Soru işareti. Evet. Hangisinin içinde ne var ne yok. Hepsini tek tek her gün açacağız arkadaşlarım. Piyasada LOL bebek kalmamış duyduğuma göre. Bugün bütün oyuncakçıları dolaştım. Bol bol Lee Sister var. Bol bol. Pets var. Pets var. İstemediğiniz kadar ki ben de istemiyorum zaten. Bende de var yeterince. Bana bebek lazım. Çünkü bizim koleksiyonumuzda tam 4 tane eksik bebeğimiz var. Aynen öyle. Arkadaşlarım bir şey söyleyeceğim. Sadece bir dakika. Hangi bebek çıkarsa çıksın. Söyleyebileceğim tek şey var ki hiç kimse bu bebekle yarışamaz. Devam edebiliriz. Sen öyle zannet. VR Cutie dahil. Dahil. VR Cutie. Dahil. Punk Boy'i. Hayır. Ama zaman bu Punk Boy çıkamaz. Neden? Çok özür dilerim. Gönlüm tabii ki Punk Boy'dan yana. Her LOL yumurtasından Punk Boy niyetiyle açıyorum bu sitem. Mesajı göstermeyeceğim. Dur. Göster göster. Göster. Göstermeyeceğim. Göster. Göster. Ben de bakmadım siz de bakmayacaksınız. Ya olmadı bu. Evet. Çünkü bütün büyü bozuluyor. Sen hemen anlıyorsun. Şu 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 diyorsun. Benim bütün enerjimi alıyorsun. Ve ben şimdi fermuarımı susarak. Keyifle. Vay. Sonuna kadar cırtlatmayı başardım. Ya. New new new. Oh. New. Sakın bakma. Sakın bakma. Gördün mü yok? Gördüm ama sakın bakma tamam mı lütfen. Gördün mü? Bakmanı istemiyorum. Arkadaşlar efsanevi bir mesaj. Hadi bakalım. Ama böyle bir efsane olur mu? Efsaneler efsanesi. Diğer kötü. Ha evlendim. Diğer kötü yani. Hadi diğer kötü. Arkadaşlar göstermek istiyorum size. Yaşasın. Kemerimiz kendinden açıldı. Hadi spinli spinli sepimi. Açalım da. Ay çok heyecanlı. Anne. Kim geliyor? Anne. Pusacığım güldüğüne göre diğer kişi. Anne. Heyecanlı mısın? Çok, çok heyecanlıyım. Anne. Ben daha çok heyecanlıyım. Hadi hemen. Hadi. Şimdi gelmiyorsanız ne geleceğim arkadaşlar? Neden? 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 Söylemeyeceğim. Hadi. Hadi. Bursa bir şey mi? VR Cutie. Slapping dedi. VR Cutie. Slapping. Aynen aynen. Slapping gibi. Hadi. Dandini dandini dastana Slipping girmiş postana. Bir dakika parti zamanı mı yaz zamanı mı birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Parti zamanı ve Slipping BB'nin aramıza katılışını kutluyoruz. Keşke Slipping BB olsaydı. Hemen bakayım dedi. Ver bakayım. Dur bir dakika. Ver. Dur ya bir dakika. Hayır, ya. Öyle bir şey yok. Vay canına. Vay canına da. Vay. Ne? Kim o? Slipping BB'ye benzemiyor. Slipping'e pek benzemiyor. Dur, dur, dur. Açma. Mesajını göstereceğim sana. Hazır mısın? Hayır. Hayır, göstereceğim. Görmek istemiyorum. Hayır, bu aşamada göstereceğim. İstemiyorum. Ne? Ne? Foxy. Foxy. Olamaz. 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 Ben terk ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben yokum artık. Dıt, kapalıyız. Bugün yokuz. Ayrıca sana bir iyi haberim var. Foxy değil. He. Yani? Öyle mi? Foxy'den sadece bir bebek eksiğimiz olan... Go Girl. Bende ondan da bir sürü var. Evet var. Tam 4 tane var. Evet. Bu 5. olacak. Evet. Foxy ile yarışıyor yani. Ya arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Sizi çok sevdiğimi söylemiş miydim? Go Go Girl'ün elbisesi piknik masa örtüsü. Değil mi arkadaşlarım? Evet. Aynen öyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. Değil mi arkadaşlarım? Onu çok sevdiğimi söylemiştim. Bu elbisesinden dolayı. Kendi tarzında çok eski böyle 60'lı yıllardaki kadınlara benzetmiştim.
Biberonunu da beğenmiştik. Ama bu kadar sık gelmesine de hiç gerek yoktu yani. Çizmeleri rüküş mü rüküş? Hayır, çok güzel. Bu çizmeleri hiç sevmem. Çok kaba. Çok güzel. Hayır, ben bayılıyorum. Çok kaba bu çizmeler. Yine çok fazla rengi var. Hadi gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. Hadi gel bakalım. Ve muhteşem ötesi gözlüğü. Çünkü arkasını gösteriyor. İşte Go Go Girl'ün en sevdiğim aksesuarı gözlüğü. Hadi bu muhteşem poşete ben açayım. Hem de renk değiştiren. Şaka. Evet. Nereden anladın? Bikinisi var. Evet. O zaman özellik keşfi için su getiriyorum. Sen de orada şu sürprizini gösterir misin? Ben olmayayım. Giyinmesin. Beklesin beni 2 dakika. Hemen geliyorum. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. İşte size muhteşem güzel sürprizimi gösteriyorum. Annemin söylediklerine dıt koymuştum. Bunu tekrar özetliyorum. Ve hemen bebeğimi gösteriyorum. Yehuu. Evet arkadaşlar. Kendall baby bulundu. Evet gerçekten Poyraz'ın itfaiye arabasının yani bir oyuncağının içinden çıktı. Ve şunu takamadım arkadaşlar. Bana söyler misiniz? Yani topuzunun önünden. Peki arkası şuradan arkadan mı? Bakın hiç güzel olmadı. Ben bunu anlamadım ama çok güzel, çok özellikli bir bebek. Tam bir glitter'dan çıkmaya yakalıyor çünkü renk değiştiriyor. Sadece bunu tek anlamadığım noktası bunun neresi? Science Club yani akıllar kulübünden hiç anlamadım. Ama dediğim gibi bu bebeğimle kimse yarışamaz. Bu Go Go Girl olsa bile. Annem de hala gelemedi arkadaşlar. Annem hala gelmedi arkadaşlar ve bakın ben de getirdim. Lil Kendall Baby'in Lil Sister'ı. Çok tatlı. Yiyeceğim yiyeceğim. Evet annem de sonunda geldi. Anneciğim. Gördünüz evet, mü? Evet gördük. Yine listeri arkadaşlarım, aldık. Canım arkadaşlarım ben. İşte ben sizi boşuna sevmiyorum arkadaşlarım. Ben bu sablayla baş edemedim. Çıkmadı anne sen yanlış hatırlıyorsun diye benim başımın etini yedi. Siz yorumlara yazdınız. Bak dedim bu seçim gel gel. Arkadaşlarım yazmışlar. Onlar ne derse doğru derler. Evet siz bildiniz arkadaşlarım. Sizin sayenizde inancımı kaybetmedim. Bu sablanıza da bu kapak oldu. Ne dersiniz? Arkadaşlarım. Tamam Ayrıca istediklerini diyebilirler. Onlar benim canım arkadaşım. Dur koyma. Arkadaşlarım tam da videonun bu anında size bir şey sormak istiyorum tekrar. Ve bunu gerçekten öğrenmek istiyorum. Bir dakika anneciğim. Lorbeck Sürpriz ekranında bir yarışma yaptım biliyorsun ki. Evet biliyoruz. O yarışmada bir yarışmacı Madame Queen'di. Evet. Ve ben dedim ki Madame çok Queen'in... çok benziyor Madame Queen. Evet. Dedim ki Madame Queen'in listeri bizde yok dedim. Ve o videonun altına onlarca yorum gelmiş. Sizde Madame Queen'in listeri var. Bakalım. Şuymuş Madame Queen'in listeri. Ve ikinci dalga listelerden çıkıyormuş. Yani bu Ukrayna getirdilerimizden çıkıyormuş anneciğim. Arkadaşlar ben bilmiyorum bunun olup olmadığını. Eğer bunun da videosunu bulursanız bizimle paylaşır mısınız? Teşekkür ederim. Sakın yanlış hatırlıyor olmayın. Çünkü bunu ben gerçekten hatırlamıyorum. Boss Queen'in listeriyle karıştırmış olmayın arkadaşlarım. Ne dersiniz? Gerçekten açtık mı? Açmışsak linki lütfen bizimle paylaşır mısınız canlarım? Sizin sayenizde Kendo Baby'mize kavuştuk arkadaşlarım. Şimdi özellik zamanı. Kendo Baby ile yarışıyorum. Yarışamazsın. Görürsün sen. Daha önce sen hiç böyle gördün mü? Go Go Girl'ü hiç böyle gördün mü? Vay. Bak o ne kokoşmuş. Saç. O ne koş koş. Bu ne saçı? Saçının rengi değişmiyor diye ben onu dönüştürmüştüm bu saçı. Hatırlıyor musun? Yeşile boyamıştım. Arkadaşlar resmen Madame Queen oldu bu ya. Ne bakar canına? Mısın? Evet. Arkadaşlar şu an resmen Madame Queen oldu. İşte buldum. Buradayım. Özelliği olmayan bir Go Go Girl'le geldim. Bakın onun saçının rengini arkadaşlarım. Yemyeşil oluyor. Sıcak suya giriyor. Sıcak su olmadığı için ılık suymuş. Biraz beklemesi gerekiyor. Bakın renk değişecek ve sarıya dönecek ama. Harika. Burada daha bir koyu yeşil. Burada daha böyle bir açık yeşil. Bunu ben yapmıştım. Evet arkadaşlarım o videoyu izlediniz mi? Nasıl yaptım merak ediyorsanız izleyin canlarım. Birazcık deform olmuş. Bakın. Deformasyona uğramış. Bunu tekrar asetonla çıkar. Ojeyle boyamıştım arkadaşlar. Evet. Asetonla çıkaracağım başka renk yapacağım. Anne, bakar mısın? Şu an resmen bir Madame Queen değil mi? Evet. Glitter sürelim. Evet. Wow. Harika bir fikir. Evet. Glitter sürelim. Aynen bu şekildeyken glitter sürsek acaba değişir mi rengi? Bilmiyorum. Pembe kalır mı? Ne dersin? Bilmiyorum anneciğim. Ama hemen kendi bebeğimin özelliğini göstermek istiyorum. Vücudundaki değişikliği de göstermeyecek misin? Ama elbisesi de değişiyor. İlk önce bu halini göstereyim sonra çıplak halini göstereceğim. Ne kadar çok özelliğiniz varmış. Wow. Kızardınız kızardınız iyice kızardınız. Ya ama biraz daha durması lazım. Yüzünde gözlerinde bir şeyler oluyor. Suyumuzun ikisinde etkisi çok az. İkisi de ılık gibi. Bak. Gözlerde uyku bandı mı? Hayır. İşte bu Science Club'tan ya galiba bir... Aa şey... koruyucu maske. Evet. Göz koruyucu maske. Evet aynen öyle. Şimdi sıcak suya sokalım. Bence bu mühendis bu seçim. Ne düşünüyorsun? Aa olabilir. Mühendis evet. Evet. Elektronik işlerle hani böyle bızız işte kaynak makinesiyle falan uğraşanlar gibi. Çünkü evet. Bak tulumu da işçi tulumu gibi. Evet bildim. Bu bir mühendis. Bildim kendi kendine. Anneciğim sıcak suyumuzun etkisi hiç yok. Hiç yok evet. O yüzden sen çayımız, sahur çayımız kaynıyor getireyim mi? Evet anneciğim çok iyi olur. Çünkü benim sıcakta muhteşem güzel oluyor. Bu benim de işime gelir. Go Go Girl'ün saçını daha net görebiliriz. Çayın suyu daha kaynamamış. Acaba bu işimizi görür mü bu seçim?
Bakalım önce. Geldim. Önce ben. Dur, hayır. İşte evet. Bakın tam evet değil. Çok kaynar bir su değil arkadaşlarım. Oo, kaynar kaynar. Ama böyle değil benim elbise saçları. Daha bir sarıydı. Bakalım duman çıkıyor anne. Neyse. Hadi bakalım benim bebeğimin bir kırmızı haline bakalım. Hadi gelin bakalım. Bekliyoruz sizi. İlk önce bu haline bir bakalım. Daha sonra da... Vay canına. Yaşlandın Buse. Vay. Ay çok güzel. Ay dur git. Çok ay, güzel. Çok güzel oldu. Çok başka, çok başka. Ya. Bu ne? Böyle ani değişimler bir Sleeping Beauty'de var. Evet gerçekten. Bir bunda var, bir de kimde var? Bilmiyoruz daha. Özellikle şimdi çıkamadık arkadaşlarım. Saç harika ya. Bakar mısınız şuna? Oynamaya doyulmaz. Poyraz buna bayılacak. Ya çok beğendim. Evet evet şundan bahsediyordum işte arkadaşlarım. Acaba bununla karışmış olabilir misiniz? Çünkü Madame Coin'in Leicester'ını ben de hatırlamıyorum. Ama açılacak. İşte bu kutunun içinde bir sürü Leicester'ımız var. Onların içinden belki çıkar. Ama ben daha çok VR kutunun ve Punk Boy'un çıkmasını istiyorum. Bakalım onun nasıl bir özelliği varmış. Uy ayakları sarardı. Hı, bak. Evet. Simsiye oldu. Çıplak ayaklı. Başka da bir özelliği var mı? Evet. Evet boynunda kravatı var. Evet. Hadi böyle bitirelim videomuzu vay diyecektim be. Ama benim bebeğimin özelliğine bir kez daha bakalım. Saç muhteşem. Tam bir Lollywex'in işte. Ya, tam bir Madame Queen'i. Ben bunu sevmiyorum işte arkadaşlar. Yani bakar mısınız? Burada şu an Madame Queen'den ne farkı kaldı? Hiçbir farkı yok. Neden şimdi pembe de mor değil mesela? Ama şimdi Madame Queen olmayan arkadaşlarımız için eğer bu çıkmışsa bence o özlemini giderebilirler diye. Bence gayet güzel bir konsept oldu bu seçim. Bakar mısın? Şu uyuma bakar mısın? Hiç giyinmesin böyle kalsın. Vay. Evet, vay elbise. Yok artık. Vay. Elbise tanınmaz hale vay. Geldi. Bekle Buse'cim. Acaba bizim elbiselerimize renk değiştiriyor mu? Hiç zannetmiyorum ama denesek mi? Hayır. Hayır. İlk defa böyle kıyafeti bu kadar net bir renk değiştiren bir lobi bebeğimiz oldu sanki. Bilmiyoruz. Belki diğerlerinde de vardır. Ya. Efsanevi, harika, muhteşem. İyi ki bulmuşuz. Evet, iyi ki bulmuşuz. Belki ilk bulduğumuzda bu kadar eğlenmemiştik. Bu kadar özenle incelememiştik Buse'cim. Evet anneciğim. Muhteşem. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Videomuzu böyle bitirmeyelim. Hadi bebeklerimiz giyinsinler. Şimdi veda zamanı. Vedaları hiç sevmem. Bir sonraki videoya kadar sizi çok özleyeceğim arkadaşlarım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bize vakit ayırdığınız için, bizi sevdiğiniz için. Biz de sizi çok seviyoruz canlarım. Motivasyonumu artırmak için videolarımı lütfen beğenin. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.